Böyle basmayı kanada imkan verelim. Alanımızın yan tarafı da müsait, oraya da geçebilir arkadaşlarımız. Evet. Tamam başkan. Çok değerli geçmiş dönem genel başkan yardımcım, milletvekilim, çok değerli belediye başkan adayımız, kıymetli genç kolları ve kadın kolları il başkanlarım, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli belediye başkanlarım, arkadaşlar, çok değerli il başkan yardımcılarımız, il yöneticilerimiz, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kadın ve genç kollarımızın değerli yöneticileri, mahalle başkanlarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri, efendim doçent doktor Sayın Selçuk Özdağ, Manisa'ya yaptığı çok yoğun ve çok yoğun hizmetlerden sonra bugün aday adaylığını açıklamak üzere sizlerin karşısında. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz en başta. Evet, şu an itibariyle Allah nasip ederse bugün 17'ye kadar vaktimiz var. 3 büyükşehir adayımız, aday adayımız, 65'te ilçe belediye başkan aday adayımız var. Allah nasip ederse pazar günü de saat 10-16 arası temayülümüz olacak. Yaklaşık 3800 kişi temayülde oy kullanacak. Basına kapalı bir temayül olacak. Vatandaşlarımız çekim yapmayacak. İlk defa elektronik ortamda oylarımız sayılmadan direkt genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın makamına düşecek. Orada biz de sizin oylarınızı, orada oy kullanacak olan kardeşlerimizin, teşkilat mensuplarının oylarını namusumuz gibi koruyacağız. Ve çalışmalarımızı tamamladık. Çiğdem Karaaslan, genel başkan yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan başkanlığında bir ekip gelecek. İki milletvekilimiz, gençlik kolları MKK üyemiz, yaklaşık 4 kişi gözlemci olarak organizasyonu onlar devralacaklar. İnşallah onu da en güzel şekilde yapacağız. Sayın Selçuk Özdağ, Manisa'da siyaset hayatımıza 2011 yılında tanıştık. Sayın o zaman meclis başkanımız Bülent Arıncı, ben merkez ilçe başkanıydım, bize emanetiydi. Geldiği günden itibaren milletvekili adaylığı ve yaptığı çalışmalar, milletvekili olması, genel başkan yardımcısı olması, akabinde tekrar milletvekiline devam etmesi, bu konuda çok ciddi çalışmalara imza attı. Cumhurbaşkanımızın, o zamanki başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun, Binali Bey'in yakın çalışma arkadaşı oldu. Gerçekten Manisa'nın katma değerine, Manisa'nın insanlarına geçmiş yıllara da atıfta bulunarak bugüne kadar çok fazla iş yaptı. Bölgemize katkıları oldu. Bugün de Manisa'ya bir başka şekilde hizmet edeceğim ben dedi, başkanım dedi. Tamam başkanım dedik, biz de aday aday olmak istiyorum. Dedi ben kendi çalışmalarımı yapacağım dedi. 17 ilçemizde gezdi. Bugün il başkanlığımızda hem adaylık başvurusu ile ilgili son şeklini tamamlamak hem de kamuoyunu duyurmak için bizlere geldi. Yoğun bir coşku var kendisine. İnşallah bizim il başkanlığımız süresince, il başkanı olmadan önce de siyaseten gerçekten bunu hep söyledi. Ben Berk Mersin'i çok severim. Bir siyaset kumaşı var ve her zaman da yanındayım dedi. Bunu deklare etti cesur bir şekilde. Biz de bugün aday adaylık sürecinde onun yanında oturmak bizim için de bir şeref. İnşallah bundan sonra bu noktada tüm aday adaylarımız yarışacak. Aday olan kim olursa olsun, adayımız kim olursa olsun çalışacağız, gayret edeceğiz. Bizim için 17 ilçemiz için aynı şekilde aynı şey geçerli. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nden en önemli simalarla görüşüyoruz. Başka partilerden en önemli simalarla görüşüyoruz. Diyorlar ki bu sefer bu işi almanız lazım. Manisa'da bu Cengiz Ergün başkanlığından bizi kurtarmanız lazım. Biz elimizden gelen gayreti yapacağız. Ama bizim en önemli baktığımız şey AK Parti'nin adayı ve AK Parti'nin adayının seçimi kazanması. İnşallah biz de geçmiş yıllara oranla aldığımız derslerden sonra çok güzel bir hava oluşturduk Manisa'da.
Bu konuda 17 ilçemiz, büyükşehir adaylarımız ortaya çıkan tam performans çalışma şekli, gayreti, herkesin kendi işini yapması, kimsenin kimseyle uğraşmaması, bu noktada en sonunda ortaya çıkacak adaylara kim olursa olsun kabul edilecek olmalarının beyan edilmesi, inşallah bu ortam, bu atmosfer bizi Allah nasip ederse 31 Mart 2019'da büyükşehir olmak üzere 17 ilçemizin kazanmasına sebep olacak. Bu havayı oluşturan burada aday adaymış, başta Selçuk Özdağ olmak üzere tüm aday adayı arkadaşlarımıza, tüm ilçe başkanlarımıza, 11 belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve siz teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Sayın Selçuk Özdağ hemen hemen hepinizin hayatında izleri olan bir insan, bizim de öyle. İnşallah bu mukaddes yolculukta, bu hizmet yolculuğunda, bu ak davada, bu kutlu davada kendisi bir nefer olarak çalıştığı gibi bugün bir aday adayı olarak, nasip olursa aday olarak, nasip olmasa bile, hani bu iş gerçekleşmemiş olsa bile biz oturup konuştuğumuz zaman ben partimin, kutlu davamın hizmetkarı olarak çalışırım dedi. Allah çıktığı bu yolculukta başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah şu anda da, inşallah biraz sonra Cuma'yı da edeceğiz. Hayırlı Cumalar diyorum. Rabbim Selçuk Özdağ'a, AK Parti'ye ve bizlere hayırlar getirsin, başarılar diliyorum. Sayın bravo! Diyorum. Bravo! Buyurun. Bravo! Başkanım, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarım, il teşkilatımızın çok değerli yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları teşkilatımızın yönetim kurulu üyeleri, çok değerli Şehzadeler Belediye Başkanım, Kırkağaç Belediye Başkanım, Soma Belediye Başkanım, çok değerli sivil toplum kuruluşları, çok değerli sivil toplum kuruluşları, muhtarlarım, mahalle temsilcileri, muhterem delegeler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, her işin başı dua. Her işin sonu da dua. Her işin başı dua. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin sonu dua. Elhamdülillah. Allah nasip ederse bu 3,5 aylık süre sonunda 31 Mart akşamı iki bayrağı Sipil Dağı'nın tepesine dikeceğiz. Bravo! Birisi, bravo! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli bayrağı, ay yıldızlı bayrağımızı, birisi de 17 yıllık kalkınmanın, özgürlüğün, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, teşebbüs hürriyetinin bir noktada zirvesi olan AK Parti bayrağını asacağız değerli arkadaşlar. Ve ardından aşağı inip Haturiye Camii'nde 2 rekat şükür namazı kılacağız. Sonra da eş zamanlı olarak 17 ilçede ve Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber halay çekip harmandal oynayacağız inşallah değerli arkadaşlar. Bravo! Bravo! Ben sizlerin 3 dönem milletvekilliğinizi yaptım. Teşkilatıma ve sizlere minnettarım. 24, 25 ve 26. dönem milletvekilliği. Çocuklarıma bırakacağım 3 önemli anım, eserim, zamanım var. Birincisi, 1975'li yıllarda ülke ocaklarında başladığım ve 17-18 yaşında gençlik liderliği yaptığım dönemler ve ardından Ecevit, Demirel, Erbakan, Türkeş, Deniz Baykal, Muhsin Yazıcıoğlu ve bizlerin tutuklandığı dönem. Bir kesit. Ülke Ocakları dönemi. Ardından rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber yapmış olduğum 17 yıllık Türkiye mücadelesi. İdeallerim, hayallerim, sevdalarım ve Muhsin Bey'le beraber Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş Danışmanlığı olarak 17 yıllık bir serencam, 17 yıllık bir çileli hayat. Sonra da Muhsin Bey'in ölümüyle beraber de Bülent Arınç Bey'in ve de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin teveccühleriyle Manisa'dan milletvekilliği süreci. 5. sıra,
üçüncü sıra, birinci sıra ve genel başkan yardımcılığı ve genel merkezde birkaç görev, ardından parlamentodaki görevlerim, milletvekilliğim, değerli kardeşlerim, bu üç kesiti çocuklarıma, eşime, torunlarıma ve de arkadaşlarıma, dostlarıma bırakacağım önemli anlar olarak, şerefli anlar olarak tarihe not düşmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bravo! Değerli kardeşlerim, ben hem tavan siyasetini hem de taban siyasetini yapmaya çalıştım. AK Parti'ye katıldıktan sonra sanki AK Parti kurulduğundan itibaren AK Parti'nin bir neferiymiş gibi, çünkü 8 yıl oldu ben AK Parti'ye katılalı ve durmaksızın çalıştım. Benim çalışmak şiarım, çalışmak düsturum, çalışmak benim için gaye, çalışmak benim için Allah'ın rızasını kazanmak yolunda bir araç. Değerli kardeşler, hem taban siyaseti yaptım. Tavan siyaseti yaptım. Genel kurulda 65 defa kürsüye çıktım. İktidar partisinden bu kadar süreyle, bu kadar sayıda kürsüye çıkmak çok zordur. Muhalefette çıkarsınız. Geceleri 1'e kadar, 2'ye kadar söz alabilmek için oralarda bekledim. Söylenecek sözüm vardı. Ben şöyle bir milletvekili olmak istemedim. Sadece yemin töreninde boy gösteren, bir daha da yok olan milletvekillerinden olmak istemedim. Çünkü benim küçüklüğümden beri büyük Türkiye, zengin Türkiye, özgür Türkiye hayallerim vardı. Onu konuşmam lazımdı kürsülerde. Dile getirmem lazımdı kanun teklifleriyle, soru önergeleriyle. Bunları yapmaya çalıştım. Sonra 3 önemli komisyonda görev aldım. Darbeleri Araştırma Komisyonu. Ardından Soma Maden Kazası, Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu. Ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi ki saat 21.30 civarında Başbakanı, bakanları, milletvekillerini, danışmanımı, arkadaşlarımı arayarak sokağa çıkmalarına davet etti merkezi. Bir darbe oluyor. Bu darbeye karşı meydan okuyacağız. Vesayetçilere meydan okuyacağız. Demokrasi hakim kılınacak. Öleceğiz. Ama çocuklarımıza demokrasiyi, özgür Türkiye'yi miras bırakacağız diyerek bir tweet attım arkadaşlar. İlk tweet'te ben aldım, attım. Silahımı aldım. Çankaya Köşkü'ne gittim. Süleyman Soylu beraber, Soylu Bey'le beraber mücadeleyi başlattık orada arkadaşlarımızla birlikte. Ve arkadaşlar, bu 15 Temmuz Darbe Komisyonu Başkan Vekilliği dönemi. Tam 2 yılımı aldı benim. Durmaksızın çalıştık. Parlamentoda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu üyeliği, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği, Çevre Komisyonu üyeliği, bu tür görevlerim oldu. Oralarda da aynı şekilde konuşmalarım. Ulusal kanallara çıktım. Bundan sonra Allah nasip ederse genel siyaseti milletvekillerimiz yapacak ve Ankara'dakiler yapacak. Biz yerel siyaset yapacağız. Manisa'yı daha özgür. Her hafta sonunu Manisa'da geçirdim. Ve milletvekili olduğum zaman hemen buraya bir ofis açtım. 3 kişi burada çalıştılar. Danışmanımın birisi ve 2 arkadaş. Neden? Çünkü bu vatandaşlar Demirci'den, Gördes'ten, Yunk Dağları'ndan, Soma'dan, Selendi'den insanlar Ankara'ya gelerek para harcamasınlar. Zamanları heder olmasın. Zaman kaybetmesinler. Buralarda perişanlık çekmesinler. Ankara kalabalık bir şehir. Burada işlerini benim danışmanlarım halletsin. Burada hallettirmeye çalıştım. Halledilemeyenleri ben onları davet ederek veya hafta sonlarında buraya gelerek her 15 günde halk günleri yaparak insanlarla beraber onların dertlerine derman olmaya gayret sarf ettim değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda Ankara'da 4 arkadaşla çalıştık. Danışmanım, sekreterim, özel kalemim ve de yeğenim olmak üzere 4 kişi her gelenin meselesini halletmek için, her gelenin problemlerini halletmek için çaba sarf ettik. Değerli kardeşlerim, bir yandan bunları yaparken bir diğer yandan da Manisa'daki bütün yatırımları takip ettik. Yolları, aracları, göletleri, elektrik direklerini, trafoları, hastaneleri, okulları, sağlık ocaklarını, camileri, ibadethaneleri, altyapıyı, üst yapıyı, hangi köyde ne yapıldıysa hepsini biliyorum ve hepsinde de Sayın Arınç'ın, Sayın Tanrıverdi'nin, Sayın Uğur Aydemir'in, Sayın Recai Berber'in, Sayın Muzaffer Yurttaş'ın, Sayın Murat Baybatur'un, Sayın Selçuk Özdağ'ın mutlaka izi var kardeşlerim. İzi bravo, 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 bravo. Teşkilatımızla, bütün ilçe teşkilatlarımızla hep uyumlu çalışmaya gayret sarf ettim. Her seçimde 7 seçim yaşadık. Son seçimde aday değildim. Ama 6 seçimde her zaman hem milletvekiliydim, genel başkan yardımcısıydım. Mutlaka bir görevim vardı. Bu teşkilat gerek Murat Baybatur, gerek Zülfikar Gürcan, gerek Berk Mersinli beyefendi bana hangi görevi verdiyse layıkı veçile yapmaya çalıştım. Kaytarmadım. Yapıyormuş gibi yapmadım. Adam gibi yaptım. Teşkilat benim için önemliydi. Hangi görev verdilerse, şuraya git dedilerse gittim.
Çünkü en genç milletvekili bendim. 33 Maalesef işte gençlerin böyle bir şanssızlığı var. Genç olunca bunlar bizi harcıyorlar. Bunlar ne derse oluyor. Baba sen rüzgardın, fırtınaya dönüştün, fırtınaya. Baba. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlarım, tavan ve taban siyasetini de yaptık. 3 dönem. Çok güzel hatıralarım var. Altta çok güzel hatıralarım var. Basında çok güzel hatıralarım var. Parlamentoda çok güzel hatıralarım var ve günlük tuttum. Bunları da ileride yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi bir yola çıkıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yola çıkıyorum. Kaderim ne varsa olacak. Yalnız kader gayreti aşıktır. Allah çalışana verirmiş. Eğer halk beni istiyorsa, eğer bu 1.461.000 kişilik kitle, 1 milyonluk seçim oy verecek kitleler, kişiler ve de teşkilatım ve de STK'lar beni istiyorsa, bizim genel merkezimiz, halk kimi istiyorsa, teşkilat kimi istiyorsa ve de STK'lar kimi istiyorsa her zaman onu yapmıştır aday. Onun dışına çıkmamıştır. Ve de demiştir ki halkın istediğini aday yapalım. Teşkilatların istediğini aday yapalım. Değerli kardeşlerim, bu süre içerisinde yapılan anketlerde aldığım duyumlarla bütün anketlerde birinci çıkıyorum. Her ankette. Şimdi bir partinin adayı belli oldu. Bizim bir rakibimiz yok. Bizim rakibimiz sadece kendimiziz. Yapacağımız hizmetler. AK Parti olarak 16 katrilyon liralık buraya hizmetler yaptık. Ulaştırmadan kültüre, eğitimden sağlığa, her alanda 24 bakanla beraber, Cumhurbaşkanımızla, başbakanlarla, meclis başkanlarıyla, bütün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle buraya adeta hizmet olup yağdık. Bunları anlatmak istemiyorum. Bunları seçim meydanlarında anlatırız. Ama biz Allah nasip ederse, adaylık bize nasip olursa, biz oraya 5 tane kitapçıkla çıkacağız her köye, her mahalleye, her ilçeye. Mahallede mesela aşağı çoban iseye biz özel idare olarak neler yaptık? Eskiden özel idare vardı. Bunları hatırlatacağız. İnsan hafızası unutmakla bilinir. Yani hafızayı beşer isyan ile malumdur. Burada diyeceğiz ki bakın köyünüze, mahallenize şunları 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 özel idare yaptı. Şunları 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 Ömer Faruk Çelik Beyefendi yaptı. Belediye başkanımız yaptı. Onun da kitapçığı ayrı olacak. Şunları 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 da hükümet yaptı. Ve de aynı zamanda bir kitapçık olacak orada. Bir tane daha olacak. Ve Şehzadeler Belediyesi sınırları ilçesine özel idare neler yaptı? Belediye neler yaptı? Hükümet neler yaptı? İkinci kitap bu. Üçüncü kitap tüm Manisa'yı kapsayacak. Şehzadelerde oturanlar diyecekler ki bak Soma'da neler yapılmış. Kırkağaç'ta neler yapılmış. Demirci'de neler yapılmış. Özel idarenin yaptıklarını, belediyelerin yaptıklarını, hükümetin yaptıklarını üçüncü kitap olarak sunacağız. Dördüncü kitabımız Allah nasip ederse değerli kardeşlerim, Şehzadelerin belediye başkanı çıkacak. Onun yapacakları vaatleri sıralanacak. Beşinci kitapta da Büyükşehir Belediye Başkan adayının vaatleri olacak değerli arkadaşlar. Biz burada geçen seçimde Büyükşehir'i kaybettik. Elimizdeki belediyeyi önce kaybettik. Neden kaybettiklerimizi çok iyi biliyoruz biz. Ardından da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybettik. %47 oyumuz vardı bizim ve de %47 oy %35'e düştü. Neden? Nedenleri biliyoruz. Dünkü günün sabahı dünde kaldı cancağızım. Şimdi yeni bir sabah, şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Şimdi yeni bir şeyler söyleyeceğiz. Teşkilat dimdik ayakta. Evet, Berk Mersinli ile tanıştığım günden beri Berk Mersinli'yi sevdim. Bütün arkadaşlarımı sevdim. Bütün arkadaşlarımla iyi geçinmeye çalıştım. Teşkilatımla iyi geçindim. Belediye başkanlarımla iyi geçindim. İlçe başkanlarımla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla herkesle iyi geçinmeye çalıştım. Ve insanlara hizmet ederek insanların en güzeli insanlara hizmet edendir peygamber sözünü düstur kabul ettim. Bakın Müslümanlara demiyor. Peygamber insanlara hizmet edendir diyor. İnsanların en güzeli diyor. Müslümanların en güzeli demiyor. İnsanların en güzeli. Hristiyan, Yahudi, hiç öyle insanlara hizmet edendir. Ben Yunus Emre'nin sözünü kendime şiar edindim değerli arkadaşlar. Yaratılmışı severim, yaradandan ötürü dedim. Ben gelmedim dünyaya kavga için.
Benim işim sevgi için, Allah'ın evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik diyerek siyaset yaptım. 3 ayrımsız hizmet ettim. Hiç ayrımsız. Beni AK Partililer seçtiler. Ben AK Parti'nin milletvekiliydim. Ama ben Manisa'nın ve Türkiye'nin milletvekiliydim. Buradaki Alevi-Sünni ayrımı yapmadım. Kürt-Türkmen ayrımı yapmadım. CHP'li, MHP'li, şu partili, bu partili ayrım yapmadım. Hiçbir muhtara, hiçbir STK üyesine, başkana, hiçbir vatandaşa partisini, mezhebini, etnisesini sorma ayıbına düşmedim. Ben insan diye baktım herkese. Ondan dolayı seviliyoruz biz bu şehirde. Hizmet ederseniz, tarlada iziniz olursa, hasatta yüzünüz olurmuş değerli kardeşlerim. Bravo başkan! Bravo başkan! Benim iki tane belediyeyi kaybettik. Bir, elimizdeki belediyeyi, iki büyükşehir belediyesini kaybettik. Evet, şimdi o günler geride kalacak. Bu güçlü teşkilatla, ilçe başkanlarıyla, bu 11 belediye başkanıyla ve de bütün arkadaşlarımla, STK'larla, üyelerle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle başkanlarıyla beraber Agora'ya çıkacağız, meydanlara çıkacağız ve diyeceğiz ki Manisa'yı AK belediyecilikle tanıştırıyoruz diyeceğiz. Ve hedefimiz şu kardeşlerim, bizim hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerinde oy almak. Bizim hedefimiz oyumuzu %50'nin üzerine çıkartmak. Bizim hedefimiz 500 bin oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'ye kazanmak. Şimdi Şehzadeler Belediyesi'ni aldık. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Değil mi? Bakın bir el. Şehzadeler Belediyesi. Tamam bir el. Ama ses çok çıkmıyor. İki el Büyükşehir Belediyesi. Büyük devlet adamıydı, Allah rahmet eylesin. Yetmez. Şehzadeler Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetmez. Bakanlar Kurulu'nu alacağız yanımıza. Bakanlar Kurulu da yanınızda olacak. 24 bakan yanınızda olacak sizin. 3. 4. olarak 17 yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki en büyük lider olan, vesayetçilere meydan okuyan, kalkınmanın adı, demokrasinin adı, cumhuriyetin adı ve de Türkiye'de insan haklarının adı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman rafiye olacağız. Rafiye olacağız ve buraya hizmet olup yağacağız. Organize sanayilerimizde. 6 burada, 2 Akhisar'da, 2 Turgutlu'da, 2 Salih'le, 1 tane Soma'da olmak üzere. Şimdi kula yapılıyor. Alaşehir projeleri hazırlanıyor. Bunlarla beraber tüm iş adamlarını devreye sokup bu belediyelerle, bakanlarla, cumhurbaşkanıyla, ilçeyle, büyükşehirle beraber onları da sosyal sorumluluk projelerine ortak etmek istiyoruz. Bunları yapmak. İleride projelerimizi Allah nasip eder. Adaylığımız açıklandıktan sonra projelerimizi tüm Manisa ile paylaşacağız. 17 güzel ilçe başkanıyla, 17 güzel ilçe başkanı, belediye başkan adayı, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanlarıyla el ele vereceğiz. Ve de diyeceğiz ki bu sefer 5 milletvekili çıkaran, 407 bin oy alan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığını rahatlıkla alır. Gör deste yoldan gidiyordum. Her köye gittim ben. Ve en uzak ilçeye 95 defa gittim arkadaşlar. Demirci'ye giderken, Gördes'e, Selendi'ye giderken, Soma'ya giderken hiç boş gitmedik. Hep heybelerimizle gittik. Hükümetimizin yaptığı, belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetleri götürdük. Hediyelerimizle gittik, çıkınlarımızla gittik oraya. Dedik ki yol diye geliyoruz, baraj diye geliyoruz, gölet diye geliyoruz, hastane diye geliyoruz, okul diye geliyoruz, sağlık ocağı diye geliyoruz, gölet diyerek geliyoruz, altyapı diyerek geliyoruz, eğitim diyerek, öğretmen diyerek, imam diyerek, cami diyerek geliyoruz dedik hep. Buralara giderken hep bir şekilde yaptıklarımızı söyledik. Giderken hediyelerle gittik değerli arkadaşlarım. Şimdi biz Gördes'ten çıkarken bir şahıs beni buldu. Selçuk Bey merhaba dedi. Arabama benzin alıyordum. Merhaba dedim. Bir köylü vatandaşımız. Sana bir soru soracağım dedi. Buyurun dedim. MHP'nin oyu ne kadar dedi. 160 bin dedim. AK Parti'nin oyu ne kadar dedi. O zaman 407 bin oy almıştık. 407 dedim. Peki bana söyle bakalım dedi. 160 bin 407'yi nasıl yeniyor dedi. Şimdi 407 bini kimse yenemeyecek arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Bahtımız açık olsun inşallah. Bu seçimler çok önemli. Her seçim önemli. Ama belediyeler çok önemli. Hele büyükşehir yasalarıyla beraber
İlçe belediye başkanlarımız buradalar. Soma belediye başkanımız, Kırkağaç belediye başkanımız, Şehzadeler belediye başkanımız buradalar. Onlar biliyorlar sıkıntıları ne kadar yaşadılar. Büyükşehir belediye başkanı olmasa ne oluyor Ömer başkanım? Ahmet başkanım. Çile. Hep çile. İsmail başkanım, Hasan başkanım hep çile. Ama büyükşehir alırsanız hizmetin tadına doyup olmuyor. Alacağız. Başarma alacağız. Şimdi Ankara'da sizinle beraberse. Hizmete bak hizmete. Sevaplara bak sevaplara. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaya bak. Sokaklarda rahat dolaşacağız. Hizmet getirdik size diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Benim çok anekdotlarım var. Bu şehirde o kadar çok anekdotum var ki yüzlerce insanın işine aşına vesile oldum ben. Herkes müşteri olsun. Şeffaf bir belediyecilik yapacağız. Objektif bir belediyecilik yapacağız. Ama geçmişle ilgili seçim meydanlarında konuşmayacağız. Seçim meydanlarında konuşursak, elimizde bilgi ve belge olmadan konuşursak iftira atmış oluruz. Delikanlık bu değil, siyaset bu değil. Siyaseti şöyle yapacağız. Aynen Yunus Emre'nin kulağına mezar olan Yunus Emre'nin söylediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestire baş. Biz başlarımızı kestirmeyeceğiz. Söz ola kese savaşı diyerek biz burada hep kamplaşmanın, kutuplaşmanın önünde engel olacağız. Birlikte olacağız. Belediye aldıktan sonra da CHP'li, MHP'li, AK Partili, sağcı, solcu, Alevi, Sünni demeden 1.461.000 kişiye insan diyerek, vatandaş diyerek, kul diyerek hizmet edeceğiz değerli arkadaşlar. Ama geldikten sonra mutlaka ki her şeyin bir araştırmasını yapıp gereğini İçişleri Bakanlığı'na, gereğini Sayıştay'a, üyelere, onların müfettişlerine bırakacağız değerli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim, şeffaf belediyecilik yapacağız dedim. Objektif belediyecilik yapacağız dedim. Evet, her şeyi bu şehirde yaşayan görecek. Her şeyi bilecek. Ne oluyor o belediyede? Kapalı kutu olmayacak hiçbir yer. Öyle yok. Belediyedeki tüm ihaleleri herkes görecek. Belediyedeki alımları herkes, bütün Manisalılar seyredecek. Allah adil olmamızı emrediyor. Başkalarına olan düşmanlığınız sizi adalet duygusundan alıkoymasın diyor. Biz adalet duygusundan asla geri kalmayacağız. Siz halka arkanızı aldınız. Bunu herkes biliyor. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değiştirebilecek inşallah. Sağ olun Mehra Hanım. Allah razı olsun. Annenize de şifalar diliyorum. Amin. Annesi de hasta. Kendisi şimdi hastaneden geldi. Değerli kardeşlerim son söz şu. Çok anekdotum var dedim. Her telefonu açtım dedim. Gece 24'te açtım. 2'de açtım. 3'te açtım. Hanım bana dedi ki 12'den sonra sessiz al dedi. Alamam dedim. Bir kişinin hayatını kurtarırım. Ben millettekiliyim. Ne diyordu Hazreti Ömer? Fırat kenarında bir kızı bir kurt kapsa hesabını Allah bizden sorar diyor dedim. Bunu uygulayalım. Siyasetçi denince dürüst adam, söz verirse yerine getiren adam, dost doğru adam olalım dedim. Aynen Akif'in dediği gibi sözüm odun gibi olsun, tek doğru olsun diyordu. Aynen Yunus Emre'nin taptığın dergahına 40 sene doğru odun taşıdığı gibi biz parlamentoya doğru insan olarak gidelim. Manisa'da doğru adam olarak gidelim. Aynen peygamberimize Allah'ın emrettiği Hud suresinde öyle söylüyordu Allah Resulü. Bu sure beni ihtiyarlattı. Bu ayet beni ihtiyarlattı. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Doğru siyaset yapalım dedim. Onun için bu Manisa sokaklarında şimdi diyorum ki CHP'den oy alırım. MHP'den oy alırım. İYİ Parti'den oy alırım. Büyük Birlik'ten oy alırım. Saadet'ten oy alırım. Müslüman ve Demokrat Kürtler'den oy alırım. 500 bin oyu yaparım inşallah. Cuma vakti hazırlık falan yapacaksınız. Bir de işinizi, aşınızı bırakarak Demirci'den, Gördes'ten, Soma'dan, 17 ilçeden, mahallelerden, evinizden geldiniz. Size şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm siyasetçiler bu kitlelerin, bu halkın yapmış olduğu fedakarlığı görmeli. Aynı onlar gibi yaşamalı. Aynı fedakarlığı onlar için yapmalı. Ve bütün hayatlarını onlara vakfetmeli arkadaşlar. Eğer siyasetçiler, bürokratlar hayatlarını bu aziz ve necip millete vakfederlerse bu şehir, bu memleket daha zengin olur. Yoksa aynen civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş gibi bu insanların arasından çıkacaksınız. Onlar oy verecek, sonra onlara tepeden bakacaksınız. Geldiğiniz yerleri unutacaksınız. Doğduğunuz köyleri, büyüdüğünüz gece konduları, yaptığınız o fakirlikleri, yaşadığınız fakirlikleri, yoksullukları unutacaksınız. Ve insanlara tepeden bakacaksınız. Ne Allah razı olur, ne de kul razı olur arkadaşlar. Bir anekdotla sözlerimi bitireyim. Değerli arkadaşlar, günlük tutuyorum dedim. O kadar çok gerek Yunus Bey zamanında, gerek Halit Bey zamanında, gerek Ali Bey zamanında, Yeter Hanım, Adem Bey, arkadaşlarım çok anekdotlarla karşılaştık. Büyük olaylar, insanların sevincine ortak olduk, insanları sevindirdik. Onları anlatsam sabahlara kadar anlatırım. Ama
geçenlerde bir mektup aldım. Bir işçi. Soma'da bir işçi. Bana bir mektup yazmış. Diyor ki bir şahıs vardı. Berk diye bir arkadaş. Benim de ortak arkadaşımdı, senin de arkadaşınmış. Her zaman senden bahsediyordu. Selçuk Bey iyi adamdır. Siyasetçi değildir, insandır. İnanmıyordum. Sonra milletvekili seçildiniz. Arayıp tebrik etmedim. Arkadaşım tebrik et dedi. Ben solcuyum. O sağcı. O milliyetçi. Ben niye onu tebrik edeceğim? İşim olmaz dedim. Ardından 19 kişi işsiz kaldık. 9 ay boyunca. İşsizlik maaşımız bitti. Paramız kalmadı. Hanımların yüzüne bakamıyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Ne yapalım diye düşünüyordum. Arkadaşımın sözü geldi. Bir gün haksızlığa uğradığına inanırsan, bir gün birileri senin hakkını gasp ederse bu Selçuk Özdağ'ı mutlaka ara dedi bana. Ve eve gidince size bir mesaj attım. O mesajda dedim ki durumu anlattım, Seren Cami'yi anlattım. Bize yardımcı olur musunuz dedim. Ve Selçuk Bey'den bir mesaj geldi. Bir kelime. İlgileniyorum. Bir saat sonra telefon geldi. Açtım Selçuk Özdağ. Beyefendi, Bakan Bey'le konuştum. Yarın işinize başlıyorsunuz o 19 kişi. Bir ay boyunca maaş alamazsınız. İşçiler sonradan alıyor. Evinize de bir aylık yiyeceği ben gönderiyorum. Ve anladım ki Selçuk Özdağ siyaset... Bravo Selçuk Özdağ! Ama esas o yazının sonunda şöyle bir cümle var. Duydum ki Selçuk Bey Büyükşehir'e aday adaymışsınız. Aday olmayı istiyormuşsunuz. O gün sen görevini yaptın. Şimdi sıra bizde. Vefa borcu. Vefa borcu. Değerli kardeşlerim, pazar günü bir temayül var. Bu temayülde teşkilatın nabzını ölçmek istiyor genel merkez. Bütün halk anketleri yapıldı. Ve temayülden sonra bir anket daha yapılacak. 40 bin kişiye, 50 bin kişiye mesajlar gönderilecek. Birkaç firma aynı anda tekrar yeniden bu çıkanların bir kez daha nabzını tutacak genel merkez. Benim sizden istirhamım şu. Berk Başkanım, ilçe başkanlarım, bütün delegeler yanılmıyorsam 1400'e yakın kişi oy kullanacak, 3700 kişi ilçelerde oy kullanacak, ilçe belediye başkanlarına kullanacak. Elinizi vicdanınıza koyun. Hiç kimsenin tesiri altında kalmayın. Bu noktada eşimiz, dostumuz, ahbabımız, arkadaşımız, emmimiz, dayımız demeyin. Hemşerimiz demeyin. Burada bu büyükşehir belediye başkanlığını kim kazanır diye sorun. Kazandıktan sonra kim hizmet eder diye sorun. Kim bizlere bu şehri cennet yapar? Kim bu şehri zengin yapar? Kim bu şehri özgür yapar diyerek sorun. İçeri girin, bismillah deyin, oyunuzu kullanın. Bugün Berk Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Kendisini Merkez İlçe Başkanlığında tanıdım. Ardından il teşkilatında tanıdım. İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Ender Bey ve de Kadın Kolları Başkanımız Aynin Hanım, diğer arkadaşlarım, hep beraber birlikte olacağız inşallah. Bu temayül sürecini atlatacak. Ardından son kez anket sürecini atlatacak. Ve de bu ay sonunda aralığın başında adayımız açıklanacak. Ardından hep beraber o adayımızla birlikte olacağız. Ve de yolumuza devam edeceğiz. Benim iki tane partim oldu. Birisi Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu döneminde. Öldükten sonra zaten hemen istifa ettim. Ayrıldım. Üniversiteye döneceğim. Profesör olacağım, işimi yapacağım dedim. Sonra Sayın Bülent Arınç Bey'in teklifi ve davetiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın da teveccühüyle beraber ben AK Parti'ye dahil oldum. İki partide siyaset yaptım. Başka bir yerde siyaset yapmayacağız. Burada siyaset yapacağız. Bu hatıralarla beraber birlikte anılacağız. Bu sokaklarda beraber dolaşıp hatıralarımız, o seçim hatıralarını, sokakları, camileri, hayırları, lokmaları, düğünleri, cenazeleri beraberce yad edeceğiz. Birlikte olacağız muhtarlarımla beraber, sizlerle beraber. Bugün beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, zahmetine katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Yaşasın Manisa. Misafirlerimiz, kıymetli aday adayımız, ağabeyimiz, doçent doktor Selçuk Özdağ'a teşekkür ediyoruz. Güzel açıklamalarından dolayı katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Dışarıda Selçuk Bey fotoğraf alacak, toplu fotoğraf da olacak.
işine doğru davet ediyoruz. Allah razı olsun, hayırlı cumalar diliyorum. Başkanım sen bir çiçeksin, çiçek. Gel başkanım, Ender başkanım. Tamam mı?